Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere COVID testlerinden bahsetmek istiyorum. COVID-19 deyince tabii korona diyoruz, COVID-19 diyoruz, SARS-CoV-2 diyoruz. Bunun üçü de aynı hastalığın isimleri. Bunlarda biliyorsunuz COVID testinde en sık yapılan PCR dediğimiz testtir. PCR testi burundan, nazofarenksten yani burnumuzdan girerek boğazımızın arkasına doğru giderek alınan bir salgı sekresyonu bir besi yeri gibi bir yere koyarak bunu ilgili yere göndermek. Ayrıca ağızdan orofarenksten alıyoruz. Burada hem nazofarenksten aldığımız ve orofarenksten aldığımız PCR testlerinin duyarlılığı maalesef düşük. Nazofarenksten aldığımızın yaklaşık %63, ağızdan aldığımızın da %20-25 civarında. Yani demek ki %50 bir yalancı negatiflik durumu olabilir. Ayrıca bunun alınış şekli, bekletilmesi, transferi, bunların hepsinde oluşabilecek bir takım hatalar PCR'ın negatif olmasına yol açabilir. Hasta COVID-19 olduğu halde PCR negatif gelebilir. Biliyorsunuz COVID-19'da kuruçka süresi işte 2 ile 14 gündür. Genelde 7 ile 10 gün sonrasında aldığımız semptomlardan sonra alınan testlerde pozitiflik oranı daha yüksek çıkmakta. PCR en güvenli testtir. PCR'da virüsün direkt RNA'sına bakıyoruz. Nazofarenksten dediğim gibi aldığımızda %60-63 civarında, ağızdan aldığımız %20-25 civarında. Eğer hasta öksürüyor veya balgam çıkarıyorsa, balgamdaki yakalama oranı çok daha fazladır. Hastalık üst solunum yolundan alt solunum yoluna inmişse, alt solunum yolu enfeksiyonu yapmışsa, burada burundan girerek bir bronkoskopi yapıldığında akciğerin yıkama suyu yani bronkoalveolar lavaj diyoruz bal aldığımızda en yüksek oranda PCR'ın pozitif olma yakalama oranı akciğerden yapılan bronkoalveolar lavaj sonucudur. PCR dışında başka testler var mı? Var. PCR'ın duyarlılığını biz 2 pozitif dersek ayrıca antijen testi var. Virüsün proteinine bakılmakta fakat şu an onun duyarlılığı çok düşük olduğu için o da sekresyondan bakılıyor antijen testi. Fakat o kullanılmıyor çünkü duyarlılığı çok düşük. Ayrıca kart sistemiyle bakılan IgG ve IgM antikorları var. Bunlar da bir parmak ucundan alınıyor. 10-15 dakika içerisinde çıkıyor sonuçlar. Kişinin ne zaman geçirdiğini yani antikor IgM antikoru pozitifse hala geçirmekte olduğunu, IgG antikoru pozitifse hastanın bir ay önce bu enfeksiyonu geçirdiğini göstermekte olan bir test. Ama duyarlılığı maalesef zayıf. Zayıf olduğu için de şu an bu da kullanılmamakta. Yani hızlı antijen testi elimizde yok ve hızlı antikor testinin de duyarlılığı az olduğu için pek tercih edilmemekte. Peki antikor testi dediğimiz şey ne? Bir PCR diyoruz. PCR'da virüsün RNA'sına bakıyoruz. Antikor testi özellikle makro ELISA veya mikro ELISA dediğimiz testte kişinin kanı alınıyor. Bu yaklaşık bir 24 saat sonra orada bir total IgG bakılarak kişinin bu virüsle muhatap olup olmadığını gösteren bir testtir. Eğer total IgG pozitifse kişi bir ay içerisinde bununla muhatap olduğunu göstermekte. Ayrıca bunun IgM kısmına da bakılarak akut bir olay var mı yok mu onu da anlamak gerekir. Çünkü bu COVID-19'da virüs üst solunum yoluyla alındıktan sonra bir antikor cevabı olmakta. Bu antikor cevabı önce IgM dediğimiz antikor ortaya çıkıyor. Bir 5 gün sonra hemen arkasından ki diğer virüslerde böyle değil aralarında 1 hafta 10 günlük mesafe olur. Burada 1-2 gün sonra da IgG denilen bir antikor çıkıyor ki IgG denilen antikor kişiyi bağışıklığını sağlıyor. Yani kişinin tekrar o hastalığa yakalanmasını engelleyici bir antikor. Fakat bu sevindirici bir haber ama üzücü bir haber de bu IgG denilen antikorlar maalesef 3 ay boyunca pozitif kalabiliyor. 3 aydan sonra yapılan çalışmalarda ve hastalarda gözlenmiş ki 5. aydan sonra bu IgG pozitifliği de negatife dönüşebiliyor. Ve negatife dönüştüğü zaman da kişide acaba tekrar bir reenfeksiyon, yeni enfeksiyon meydana gelebilir mi?
deniliyor ki bu tabii çok az bence çünkü bildirilen sayı çok az veya reaktivasyon mu olur diye soru işareti var. Bu söylemiş olduğum makro ELISA testinin antikor gösterme oranı yaklaşık %98-99 civarında. Peki bu antikoru göstermesinin önemi ne? Önemi şu, eğer antikor varsa bir serum immün plazması da antikor olduğu için aktif korona geçiren ve solunum yetmezliği veya sitokin fırtınası olan hastalara bunların serumları verildiği zaman, yani IgG pozitif serumlar verildiği zaman diğer hastalara son derece fayda etmekte. Virüsün vücutta bulunma günü yaklaşık 21 gün kadardır. Yani bir virüs vücudumuza girdiği zaman vücudumuzda ömür boyu kalmıyor. En fazla maksimum bir ay sonra geri gidiyor. Ama tekrar virüsün geri gelme ihtimali var. Antikorlar demiştim 3 ila 4. günde başlayıp pik seviyelerini 17 ila 25. günler arasında antikorlar en yüksek seviyeye çıkmakta. Bu yüzden eğer bir kanda antikor testi yapmak istiyorsak bir 17-20 gün sonra hastanın kanına antikor oranına bakmak lazım. Tabii şu an için bu kadar uzun anlattığım şeyde iki tane şey aklımızda kalacak. Bir standart PCR testi, bir de yeni baktığımız makro ELISA testiyle antikor testini kullanmaktayız. Erken vakalarda PCR, geç vakalarda makro ELISA ile IgG, total IgG gerekirse IgM'de bakmaktayız. Bunun dışında bir iki şey daha ilave etmek istiyorum. Antikor kaybı tabii 5-6 ay sonra ortadan kalkıyor deniliyordu. Bu COVID-19'u geçirecek olan insanlara bağışık sistemi bozuk olanlar, koahlılar, immün sistem depresi olanlar, kanserli hastalar dikkatli olsun, daha ciddi geçirebilir deniliyor. Ama diyorum sahada öyle değil. Sahada aldığımız haberlerde onkoloji hastaları, immün sistem depresi olan hastalar bunlar bağışık sistemleri bozuk ama bu hastalar daha ağır geçirmiyor bu COVID olayını. Burada bir ters bir durum var. Muhtemelen kendi yorumum bu. Bu hastalar bağışıklık sistemi bozuk olduğu için sitokin fırtınasına diğer hastalar gibi fazla girmiyor. Yani aşırı bir bağışıklık cevabı oluyor sitokin fırtınasında ve hastayı öldürdüğünde zaten sitokin fırtınası çoklu organ yetmezliği oluyor. Onun için bu konunun incelenmesi muhtemelen önümüzdeki zamanlara kalacak. Çünkü biz ne diyorduk? İmmün sistemi bozuk, immün süpresi hastalar, onkoloji hastaları dikkat etsin daha ağır geçirebilir. Halbuki söylediklerimizin aksine bunların daha hafif geçirdiğini görmekteyiz. Bugün sizlere anlatacağım konu bu kadar. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.